24 Ekim 2022 tarihli Nihat Gencin köşe yazısı. Osmanlı'da hangi düşünce kitabı varmış? AKP'li Mahir Ünal, "Alfabe değişikliği yüzünden düşünce üretemiyoruz." dedi. Bu ülkede 200 üniversite var ve bir akademisyen dahi kalkıp "Osmanlı'da hangi düşünce kitabı varmış? Hangi düşünceyi üretmiş? Osmanlı'da yazılmış kaç düşünce kitabı var?" diye bir soru niye sormaz, soramaz? 6 asırlık dönemde hiç kimse merak etmez mi hangi düşünce kitaplarının yazıldığını? Osmanlı'da yazılmış tek bir düşünce kitabı gösterebilen var mı? Mesela koskoca Osmanlı çağlarında kaç çeviri yapılmış? Hadi hepsini geçtim. Bir medeniyet klasiği olan binbir gece masalları dahi tam metin çevrilmiş mi? Peki tam metin niçin çevrilmemiş? Çünkü içinde müstehcen metinler var. Tarihçiler, 15-16. yüzyılda dahi medresenin 300-400 yıl önceki kitaplarla ders verdiğini, 3-400 yıldır yeni tek bir kitabın müfredata girmediği konusunda onlarca bilimsel veri yayınladılar. Mesela Biruni, i̇bn Sina, Farabi vesaire hiçbiri Osmanlı çağlarında yaşamış değil. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi. Evet başka var mı? İbni Batuta'nın ünlü seyahatnamesi Osmanlı'dan çok önce. Şiir, hafız, cami, Sadi ve Hayyam ve Mevlana Osmanlı'dan çok önce Selçuklu dönemi. Ali Kuşçu da 1400'lü yıllarda yaşadı. Taki Yüddin'in rasathanesi evet ama neden rasat içi müneccimliğine dönüşmüştür? Piri Reis'in haritası evet devamı gelmiş mi? Hazarfen Çelebi evet uçmuştur tek bir istisnai örnek uçtuğuyla kalmıştır. Bilim değil de sayı ve kelimelerden anlam çıkartma kurufeliğe gelirsek evet çok ciddi bir külliyat vardır.'' Bilim değil de cin ve muska ve müneccimlik deyince çok ciddi bir külliyat vardır. Hadi divan şiiri diyelim, saraydan nasiplenmiştir ama bugün yaşayan halk şiiridir ve Osmanlı asırları boyunca Türkçe söyleyen halk ozanlarının yüzüne bakan da bahşiş, sadaka, ulüfe veren de olmamıştır. Gelelim çok acı, çıplak bilimsel gerçeklere. İkinci meşrutiyetin ilanıyla bir yıl içinde çıkartılan dergi, gazete ve kitap sayısı Osmanlı'nın son 200 yılından daha çoktu. 1908'den 1950'ye kitap, dergi, gazete bir toplam alırsak tüm Selçuklu ve Osmanlı tarihinden daha çok yayın yapılmıştır. Selçuklu'nun saray dili, resmi dili Farsçaydı. Bugün ana dilimiz Kürtçe diyenler Selçuklu'nun Farsça hinderlandığında bize bir imparatorluk bakiyesi olarak kalmıştır. Köse Dağı Savaşı ile Selçuklu parçalanırken sarayı basan Türkmenler sarayda kendileriyle Türkçe konuşacak Türkçe bilen tek bir kişi bulamazlar. Karamanoğlu Mehmet Bey'in tarihe geçmiş çarşıda pazarda Türkçe konuşula fermanının tarihi 1277'dir ki Osmanlı henüz yoktu. Ya da Osmanlı'dan bugüne günlük hayatımızda edebi metin olarak Karaca olan Yunus Emre ve Türkmen Alevi ozanlar dışında başka bir şey kalmış mı? Arapça harfleriyle okunma güçlüğü karmaşıklığı olan Osmanlı Türkçesi, Cumhuriyet'in ilanından çok önceleri masaya yatırılmıştır anlaşılması güç bir dil, bilime değil ama karakteri gereği muska diline çok iyi geldi. Bugün Osmanlıca ders görenler yıllarca eğitim almalarına rağmen 19. yüzyılın belge ve gazetelerini okuyamıyorlar ve mezar taşlarını dahi okuyamıyoruz diye de ağlıyorlar. Osmanlıca öğrendiğiniz halde niye okuyamıyorsunuz? Okumuş, eğitim görmüş bilim adamlarının dahi okuyamadığı dili halk nasıl okusun? Osmanlıcada anlaşılmayan kelime çıkarımla, kestirimle, yakıştırmayla okunur. Yani medrese talebeleri bir kelimeyi anlamakta aralarında anlaşmışlar. Yani dilin okunması için aralarında üst bir elit anlaşması yapmışlar. Bu böyle yazılır ama böyle okunur diye. Osmanlı'da gazeteler yayınlanmaya başlayınca ortaya işte bu güçlük çıkmış. Halk okuma yazma eğitimi alsa bile aynı gazeteleri ulema gibi okuyamıyordu. Ve cehaletin temel sebebi Osmanlıcayı okuyamamaktır. Bugün dahi okuyamıyorlar. Ve bugün dahi bilim adamları okuyamadıkları kelimeleri birbirlerine sorup soruşturuyor. Cehalet tam da bu. Sallarsın gider. Kestirir aklınca bir çıkarım yaparsın. Ama seriyi akıcı şekilde ve tam karşılıklarıyla kelimeleri anlayamazsın. Osmanlı'yı anlayamazsın. Ulemayı anlayamazsın. Hocayı anlayamazsın. Gazete dergiyi, kitabı anlayamazsın. Anlayamamak iktidar için çok faydalıdır. Çünkü sadece havas, elitler anlasın, halk anlayamazsın. Liberaller ve İslamcılar da Fetullah'ın dilini anlayamadıkları için olacak, siyah casusluk örgütüne orduyu ve hukuku teslim ettiler. Düşünün bir medeniyeti, kültürü sadece medrese talebeleri okuyup anlayabiliyor. Geniş kitleler hiç ama hiç görüp okuyup çözüp anlayamıyor. Said Nursi'ci 1 milyon nurcu talebe var diyelim. Tek bir kişi dahi başta FETÖ Said Nursi'nin dilini anlayamıyor onca yıl ders almalarına rağmen bugün FETÖ'cüleri imtizan ediver, aralarında Said Nursi'yi sözlüksüz okuyabilen tek kişi yok. Mesela Kur'an'ı dahi sadece onlar okuyup anlayabilir ama halk anlayamaz. Bu iki ayrı sınıfın varlığı demek. Tıpkı kilisenin iktidarı gibi İncil'i okumak anlamak sadece papazların tekerinde, Luther'in meşhur devrimi tam da buydu. Hayır, İncil'i herkes okuyabilir. İşte ünlü fetvacı hoca Hayrettin Karaman Kur'an okumuş, anlamış ve yolsuzluk Haram değildir diye fetva vermiş ve halka da kendi anladığını vaaz ediyor. Hadi sıkıysa o öyle değil hocam deyin. Anında kafir zındık olu verirsiniz. Osmanlı saray tarihinde halk şiiri Karaca olan Emrah ve Yunus Emre hiç yüz görmemiş, atları tek bir metinde geçmez. Osmanlı tarihi boyunca saray dili, halk dili diye çok keskin ayrım vardır. Anadolu'yu fetheden Türklerin dili asırlar boyu sarayda, divanda, edebiyatta yasaklanmıştır. Ayrıntıları nice trajik hikayelere konu olmuştur. Mesela 19. yüzyıldan Cumhuriyet'e kadar askerimiz yazılı talimatları dahi alamıyordu. Aslında olup biteni anlamamıza da gerek yok. Sarayın padişahımızın bir hikmetidir işte. Narko siyaset, deprem, girizu, kaderdir, fıtrattır işte. 10 yıl önce topraklarının dörtte üçünü kaybeden saraya Padişaha bağlı kafanın aynı paşaları sarayda hala iktidardadır. Yani tarihimizin en büyük vatan hainleri Mustafa Sabri'ler, Vahdettinler, Dürrizadeler, Ali Kemerlerin ve Festi Kadir'lerin çocukları parantezi kapatıp kaldıkları aynı yerdedir. Sedat Peker'in iddialarıyla narko-siyaset dosyalarını açabilen bir savcımız var mı? Bence Osmanlı harfleriyle bu dosyaları pekala açabilirler. Mesela Siyanür'le altın çıkartıp Erzincan'ı mahveden Amerikalı şirkete karşı da Osmanlı harflerle pek hala davalar açabiliriz. Zaten anlayan yok. Cumhuriyet Türkçe ile dilimizi öldürdü diyenler. Oysa ağladıklarında anneleri, babaları, sevdikleri, yakınları öldüklerinde Osmanlıca değil Türkçe ağlıyorlar. Türkçe düşünceyi öldürdü diyenler oysa feryatları, figanlarını Türkçe dile getiriyorlar. Annelerine, çocuklarına seslenirken Türkçe konuşuyorlar. Ama sarayın yolsuzluklarına, hırsızlıklarına ihale işlerine sıra gelince hiçbirimiz anlamayalım diye bulmacalı ağdalı, girift, belagatli, Osmanlı'nın yasakçı ve kaderci diliyle konuşuyorlar. Bence de saray ve iktidarı Osmanlıcayı, Arapçayı çok iyi öğrenmiş. Türkçe anlayan, Türkçe düşünen, Türkçe eleştiren kim varsa hiç ama hiç anlamıyorlar. Milli egemenlik nedir? Anlamıyorlar. İstiklal savaşı Türkçe yazıldığı için anlamıyorlar. Bir padişah varken Milli meclise ne gerek var diyorlar.